Esselamu Aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Allah izin verirse ömreciler inşallah pazartesi gün sabah saat 9'da Buddim'in oradan hareket edeceğiz. Allah izin verirse inşallah saat 12.45'te uçak. O yüzden Allah izin verirse inşallah 8'de en geç arkadaşlar orada toplansınlar. İşte duasıydı derken Allah izin verirse inşallah 9'da yola koyulmuş olacağız. Herhalde Yenişehir bir saat sürer. Sürer mi? Yaklaşık. İnşallah 10'da orada olmuş olacağız. Tamam. 10'da inşallah orada olmuş olacağız. Oda numaralarıyla alakalı yarın sabahleyin bir küçük gene gözden geçirme zorunluluğu çıktı. Çünkü bazı odalar normalde tam kat değil, birkaç tane oda bir katı aşmış. Öyle olunca yarın sabahtan inşallah biz tekrar bir daha gözden geçireceğiz. Oda numaraları değişebilir. Odalardaki arkadaşlar pek değişmez belki de ama oda numaralarında bir değişiklik olabilir. Yarın cumadan sonra resmi siteden herkes baksın tekrar otel oda numaralarını öğrensin. Otel oda numaralarını öğrendikten sonra da herkes valizlerinin üzerine oda numaralarını yazacaklar. Bu Mekke için geçerli. Herkes adının, soyadının kat ve oda numarası 603, 605 neyse veya birinci kattan itibaren başlıyor. Birden 8'e 9'a kadar işte bazı katlarda, son katlarda şey var, oynama var. O yüzden onları tekrar bir daha gözden geçireceğiz. Katları değişecek. Bu da arkadaşlarımdan ziyade katları değişecek. Herkes oda numaralarının, tekrar söylüyorum, kat ve oda numarasının üzerine yazacak ad soyad olarak. Mekke'deki kafama göre eğer bu noktada planladığımız şekilde giderse Mekke'de valizleri komple otelin lobisine koyup Ramazan çünkü şeylerle ne o? Valizlerle kimseyi uğraştırmak istemiyorum. Otelden bir görevlileri onları odalara taşıttırmayı düşünüyorum. Oruçlu çünkü herkes böyle çok uğraşsın istemedim onunla alakalı. Normalde hemen gidip biz tavaf yapıp, say yapıp dönünceye kadar onlar da odalara valizleri taşırlar diye düşündüm. O yüzden herkes valizlerine bunları yazacaklar. Ümre ile alakalı bir sorusu olan varsa canlı bir şekilde sorsun. Yok. Bu kadardı değil mi söyleyeceğimiz Salim? Bu kadar. Bir de bu kilo ile ilgili efendim uçak. Kilo ile ilgili o zaten bütün herkes biliyor. 30 kilo olacak. Kişi başına şey. Ne o kilo giderken çok bakmıyorlar da. İşin doğrusu ama gelirken bir hayli problem yaşanıyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Herkes ya anlaşaraktan 3-5 kişi birisinin az birisinin fazla öyle bir şey dengeleyecekler ya da hiç kimse 30 kilonun üzerine geçmeyecek, haberi olsun herkesin. Zemzemleriniz firmaya ait. Zemzemleri firma 5'er kiloluk mu 10'ar kiloluk mu ne kendisi doldurup getirecek, kendisi kargoya verecek. Onu normalde zemzemden biz sorumlu değiliz. O yüzden herkesin zemzemini kişi başına 5 litre mi 10 litre mi bilmiyorum kaç litre ise şeye veriyorlar. Ne o? Kargoya veriyorlar. Sorulara hızla geçeyim mi? Saat 11 oldu. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. İslam'da sofra adabı nasıl olmalıdır? Sofrada yemek yerken konuşmak uygun mudur? Tamamiyetle susmak yok ama tamamiyetle konuşmak da yok. Yani yemek yerken misafir varsa hiç konuşmadan veyahut da ev, hane halkı hiç konuşmadan yemek yenecek diye bir kaide yok. Bu bizim geleneğimizde var. Yemek yerken konuşulmaz diye illaki. İslam hukukunda ve kültüründe böyle bir şey yok. Konuşulabilir uygun bir şekilde. Akıl fıtri midir? Yani her insan aklı aynı mıdır? Akıl fıtridir. Her insan aklı o kimsenin kendince bilgilenmesine, kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Aklımızı pozitif, hayırlı yönde nasıl kullanabiliriz? Önce pozitif hayrı öğrenecek insan. Bir kimse hayrı öğrendikten sonra kendisini hayra mecbur edecek. Aklını o noktada kullanacak. Eğer hayrı öğrenmezse bir kimse hayrı nereden bilecek ki? Ancak kalbine ilham gelmesi lazım. Bunu da kendince aklınca hayrı ve hikmeti araması lazım. Hayrı ve hikmeti ararsa bir kimse, o zaman dışarıdan bilgilenmeden de kalbine ilham gelebilir mi? Evet. Ama bir kimse de kendini ben böyleyim demez. Gece körlüğü ile ilgili tedavi yöntemi var mıdır? Dua olarak tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Bildiğim bir şey yok. Ev içerisinde kedi ve köpek beslemek günah mıdır? Normalde eğer evinizde fare varsa evde kedi besleyebilirsiniz. Bunda bir beis yok. Ama mesela evinizde koyun varsa, inek varsa, böyle bir evinizde hayvan haşat varsa onları koruma amacıyla da köpek besleyebilirsiniz. Esnerken gözyaşı dökülürse abdest kaçar gibi söylemiştiniz. Biraz açabilir misiniz? Hanefilerin bir kısmı gözyaşının abdesti bozacağına hükmetmişler. O yüzden normalde esneme esnasında bir kimse gaflet halindedir. O bir kısmı böyle dediği için, gözyaşı abdesti bozar dediği için öyle söylemiştim. Bir kısmı da gözyaşı abdesti bozmaz demiş. Daha doğrusu Allah adına akıtılan gözyaşından abdest bozulmaz demiş. O yüzden orta yerde bir şey var. Böyle bir durum var. Esnediğiniz zaman gözünüzden yaş iniyorsa bu esnemek şeytandandır. Hadis-i şerifi mucibince gaflete dalmışsınız. Abdest almak faydalı olur. Mustafa abi, ben dua tuvaletteyken içimden ve dışımdan zikir ediyorum. Allah rızası için bana ders ver. Eyvallah. Sizin Ümre'de olduğunuz 2 hafta bayanlar cumartesi günü ders yapacak mı? Evet. Ama yok, Ramazan'ın zaten son haftasında, son 10 gününde biz dersler yapmıyoruz. O yüzden Ramazan'ın son 10 günü ders yok. Bunu bu cumartesi bayanlara söyleriz inşallah. Ramazan'da evimizde iftara misafir ağırlamak istiyoruz. Eşim misafir konusunda çok titiz. Her seferinde problem yaşıyoruz. Neticede fırça yiyen ben olurum. Misafiri çok sevmeme rağmen davet etmek artık zor geliyor. Bir bayan olarak eşime nasıl davranmalıyım? Bu böyle çok titiz adamlar sıkıntılı olur. Bu konuda eşlerinize yardımcı olun. Eşlerinize fırça ataraktan, laf söyleyerekten yardımcı olunmaz. O yüzden insanlar yavaş yavaş öğrenecekler, yavaş yavaş her şeye alışacaklar. Yani böyle fırça kelimesi çok hoş bir şey değil. Eşlerinizle iyi geçinin. Ömrede saatlik de olsa itikafa girebilir miyiz? Evet. Girersek nasıl niyet edelim? Niyet ettim ya Rabbi. İşte Beytullah'tan dışarı çıkıncaya kadar itikafıma niyet ettim ya Rabbi. Medine-i Münevvere'de mescitten dışarı çıkıncaya kadar itikafa diye niyet edersiniz. İçinizde itikafta olduğunuz müddetçe Allah'ı zikredin, tevhid çekin, dua edin, Kur'an-ı Kerim okuyun inşallah. Almanya'da Süleymancıların cemaatinde kadınların hacca gitmesi yasak. Allah farz kıldığını başkası yasak edebilir mi? Kadınlar vekil yolluyorlar. Görüşleriniz nelerdir? Allah bizi affetsin. Bunu böyle yapıyorlarsa saçmalıktan başka bir şey değil. Normalde işte iman eden kadınlar, iman eden erkekler, hem kadınlara hem erkeklere farz edilen ayetle sabit bunların hepsi de. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı bir şeyi bir kimsenin yasaklaması mümkün değil. Ne yazık ki böyle önceden isim zikretmiyordum. Cemaat ismi, şahıs ismi. Ama iş o kadar büyüdü. İnsanlar artık bu konuda hani bir sohbetten çıkarımda bulunaraktan bundan bunu kastetmiştir diye anlayabilecek noktada değiller. Hadisleri inkar edenler diyoruz. Hadisleri inkar eden, ya inkar edenler varmış. Mustafa İslamoğlu hiçbir hadis-i şerifi sahih görmüyor. İnkar ediyor. İsim söylüyorum. İşte Bayraktar, Bayraktar. İnkar ediyor. İşlerine geldiğinde inkar ediyorlar. İşlerine geldiğinde inkar etmiyorlar. İnkar ediyorlar. Mesela bu kardeş demiş, Süleymancılar böyle demiş. Yani bunlarda normalde bu tip tuhaf davranışlar var. Ben kendim karşılaşmadım, bana soruyorlar soru olarak. İşte Süleymancıların içerisinde Süleymancılar kendi cemaatlerinin dışında bir kimsenin müminin müminden de faiz almasını darülarçı caiz görüyorlar dedi. Ben dedim caiz değil, Darül Harp'te de olsa mümin müminden faiz alamaz. Ama dediler ki Süleymancılar alıyorlar. Böyle bir şey koydular. Örneğin. Bunları önceden isim kullanmadan söylüyordum. Cemaat ismi de söylemiyordum. Ne bileyim işte şahıs ismi de söylemiyordum. Ama yok artık, ipin ucu kaçtı. İpin ucu kaçınca artık isim zikretmeye başladım. Allah bizi affetsin. Amin. O yüzden normalde kim vekil gönderebilir? Hacca gitmeye muktedir olamayan kimse. Muktedir değildir hacca gitmeye. Onu kim yapmış? Devlet başkanları yapmış. Askeri komutanlar yapmış. İşte padişahlar hacca gitmemişler. Sebep, devlet yönetiyorlar. Vekil göndermişler. Bir kimse hasta, yatalak gitmesi mümkün değil, parası var. Vekil gönderir. Bir kimse işte uzuvdan eksiklik değil, hasta, yatalak olup vekil göndermiş. Bir ayağı kesik, vekil göndermez. O yerini icra etmeye başlayacak. İşte ama icra edecek. Ama İbn-i Mektum var. Diyor ki ben evde namazı kılabilir miyim? Ezanı duyuyor musun diyor. Evet. Mescide geleceksin diyor. O yüzden uzuvdan eksikliğine göre o kimse kendisi yapmak zorunda. Ama iki ayağı da kesik. Eyvallah. O ya birisini tutacak, kendisini getirip götürecek, araba taşıyacak, yövmeli bir kimse tutacak ya da yoksa öyle bir kimse vekil göndersin. Öbür türlü bir kimsenin farzı yerine getirmeye muktedirse kendisi icra edecek. 16 yaşında oğlum 2 yıldır oruç tutmuyor. 14 yaşındaki oğlum tutuyor, nasihat ediyorum ama olmuyor, ne yapabilirim? Çocuklarınıza orucu, ibadetleri küçük yaştan itibaren sevdirerekten yaptırın. Bir çocuk normalde şimdi örneğin daha oruç farz değil, onu böyle zorlayaraktan, orucu alırsın diyerekten, onu zorlayaraktan bir yola gidemezsiniz. O kah nefsine ağır gelecek, zor gelecek, bir gün boş bırakacak, 2 gün boş bırakacak, işte uyanamayacak, ben tutmak istemiyorum diyecek, onu böyle disiplin edeceğiz deyip de 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında veya bali olmamış çocuklar sorumlu değil, onları zorlayaraktan bir şey öğretmeye çalışmayın. Sonra o çocuk büyüdüğünde severek yapmadıysa dönüp intikam alıyor. Sevdire sevdire. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Çocuklarınıza bu noktada erkek kız hiç önemli değil. Sevdire sevdire, yavaş yavaş. Tatlı tatlı. Hele kız çocukları tatlı tatlı. Erkek çocukları tatlı tatlı. Dışarıdaki hayat onların kalması için müsait. Kız çocukları örtünüyorlar. Tatlı tatlı. Zorlama. Neden? Bütün arkadaşları etrafında açık, işte ne bileyim daha farklı bir hayat yaşıyor. Sen o çocuğun içerisinde, o hayatın içerisinden çocuğunu çekmeye bak. Okula gidiyor, farklı bir terbiye var okulda. Sen o okuldaki yanlış terbiyenin içerisinden çocuğunu çekmeye bak sen. Ama bunu yumuşaklıkla, tatlılıkla yap. Bunu nefret ettirerekten yapma. Bir şeyhin kızı söyledi bana bunu. Bakın, babası şeyh. Babası şeyh. Bana dedi ki, babamız bizi dinden nefret ettirdi dedi. Kaldım böyle ben, ne diyeceğimi bilemedim. Dedim ya bu ağır bir söz. Ama dedi babamız öyle sert davranışlarda bulundu bize. Öyle davranışlarda bulundu ki dedi, biz dinden nefret eder hale geldik dedi. Bir şeyhin kızı söylemişti bunu bana. Ve dedi ben bakıyorum dedi sizin öğretilerinize, sizin dedi davranış biçiminize dedi. Keşke diyorum dedi. Babamız da böyle şeyh olsaydı. Ve dedi kız kardeşlerimi çağırdım dedi. Sizi dinlettim dedi. Ondan sonra ve biz dedi babamızın şeyh olmadığına inandık şimdi. Dedim öyle de demeyin. Yani o anlayamamıştır, öyle bilememiştir. Ben böyle alttan alıyorum işte babası çünkü sonuçta onu. Yarın öbür gün çocuklarınız sizden nefret etmesin. Sizin üzerinizden dinden nefret etmesin. Sizin üzerinizden, sizin yolunuzdan nefret etmesin. Çocuklarınızı zikrullah'a zorla getirmeyin. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı, sevdire sevdire. Hadi derse gidelim, dönüşte dondurma alırız seninle. Örneğin. Hadi derse gidelim, işte oradan şuraya gideriz. Oradan onu yaparız, oradan da tekkeye gideriz. Oradan bunu yaparız, oradan namazı kılıp da geçeriz. Veya filanca yerde namazı kılarız, oradan oraya geçeriz. Yani o bir şey istiyor sizinle, siz araya namazı, ibadeti kataraktan oraya gidin. Örneğin. Ya işte bir tane futbol topu alınacaktı da, olur inşallah perşembe gün derse gidelim, orada bir satan bir arkadaş vardır. Sorarız orada, belki de daha ucuz alırız. Ya Halit Hoca sende futbol topu var mıydı? Ya bizim orada tezgahta futbol topu yok ama bakarız bir arkadaştan. O sorulan kimse de siyaseti anlayacak. O çocuğuna demiş bir arkadaşa sorabiliriz orada diye. O da anlayacak, ha çocuğunun yanında soruyor. Halit Hoca sizde futbol topu var mı? Varsa haftaya bir getirsen. O çocuğun önüne bir şey koy. Çocuk derse karşı alışsın. Veyahut da burada çocuklara bağırıp çağırmayın. Sohbeti duyamıyoruz. Ya mübarek. O çocuk da gelmiş buranın havasını alacak. Evet annesi gaflette bulunmuş. Çocuğu biraz boş bırakmış. Ama çocuk. Babası gaflette bulunmuş, biraz boş bırakmış. Ama çocuk, çocuk bu. Alışacak, öğrenecek, yumuşak yumuşak. Evlerinizde de çocuklarınızı sevdirerekten, namazı, abdesti, orucu, örtüyü sevdire sevdire, yavaş yavaş. Yok illa ki geleceksin zorla benden, bırak ya. Çocuk oyun da isteyecek. O esnada canı sıkıldı, istemedi, gelmeye versin o gece. Veya gelmek istiyor. Sana ağırlık görme onu. Bazı anne babalar da ona ağırlık görüyor. Sen hadi evde televizyon aç, televizyon izle. Yapma. Çocuk seninle beraber derse gelmek istiyor. Seninle beraber çıkmak istiyor. Seninle beraber bir yere gitmek istiyor. Sen çocuğu hapsetme eve. Okul zamanı zaten gidemiyorlar. Okulun haricinde sen çocuğu hapsetme anne babalar. Bilhassa Allah muhafaza eylesin. Kocasından talak talep eden, kocasından izinsiz başını alıp giden kadın münafıktır. Ramuz el-Hadis, eşimden talak hakkı almıştım, münafık mıyım? Hayır. Buradaki bu münafıklıktan kasıt büyük günah işledi, büyük hata yaptı. Buradaki bu itikadi münafıklık değil, ameli bir nokta bu. Hani İtikatla ameli ayrıştırmakta fayda var. 2 aydır Perşembe sohbetine gelmiyorum. Hakkınızı helal edin. Nefsime uydum. Bir kusur eksikliğim olduysa sizden ve derviş abilerinden helallık istiyorum. Allah'a emanet olun. Kim? Belki de birisi hakkını helal etmeyecek. İsim yok. Benim hocam. Ha, çık. Arkadaşlar, arkadaş hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Sizden yana da helal olsun. Tamam. Türkmen Dağı düşerken devlet erkanımızın ve hükümetimizin bu kadar sessiz ve kayıtsız kalması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçta Türkmen Dağı da düşüyor, Filistin de düşüyor, Irak düşüyor, Suriye düşüyor. Kaleler teker teker düşüyor. Sonuçta bunlar hoş şeyler değil. Ama sonuçta Türkiye'nin de bu tip şeylerle ilgilenmesin diye başına bin türlü de çorap örüyorlar. Yani Türkmen Dağı düşüyor. Evet, eyvallah. Ama Türkiye'nin Türkmen Dağı'yla ilgilenecek çok fazlaca elinde argümanı mevcut değil. Çünkü Türkiye'nin de önünde bir PKK, DHKPC, ondan sonra PYD, KCK, alfabe kalmadı zaten. 29 harfin hepsinde kullanıldığı terör örgütleriyle içeride bir uğraşısı var. Zaten bunlar komplike işler. İçeride bunlarla uğraşırken Türkiye'nin nüfuz alanına giren dış ülkelerde Türkiye'nin nüfuz alanını kesmek. O bir Halebe kadar olan o bölgede bağı kesmek istiyorlar. Türkiye'nin oradaki o böyle mızrak gibi duran bir orada Türkiye'nin korumaya çalıştığı bir yer var. Halebe doğru, Halebi de içerisine alan bir yol var. Aynı zamanda da bu oradaki PYD ile alakalı da ortadan ikiye bölüyor. Orayı da normalde işte düşürüp PYD hattını çevrelemek istiyorlar. Allah hayra çevirsin. Amin. Onlar Türkiye'yi PYD ile çevirmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın tokadı muhteşemdir. Cenab-ı Hakk'ın tokadı muhteşemdir. Ben orada muhteşem bir tokat bekliyorum. O oradaki arada işte böyle Sünni, Müslüman, Kürtleri olacak olan arada. Nasıl Güneydoğu'da Sünni, Müslüman, Kürtleri olduysa şimdi ne mektep bıraktılar ne medrese. Sur'un içerisindeki medreselerin hepsini de yıkmışlar. Aldığım son haberler bu. Sur içerisinde Diyarbakır'da kadim 1000 yıllık medreseler vardı. Kitaplarıyla beraber yıkılmış, yakılmış. Kürtçe bir tane ilmihal, Kürtçe bir tane hadis kitabı, Kürtçe bir tane fıkıh kitabı, Kürtçe bir tane tefsir kitabı bırakmamışlar. Mardin'de, Nusaybin'de, Sur içinde bu medreselerin hepsinde son aldığım bilgiler bunlardı. Bu bilgiler de bizim burada daha önce Bursa'da çok eski dervişler vardı. Burada normalde onlar tekstilciydi. Burada onların fabrikaları falan vardı. O zaman devlet onları da burada rahat bırakmadı. Siz PKK'lısınız diye. Ondan sonra o çocuklar buradan tekrar göçtüler kendi köylerine. Orada da çok zenginlermiş zaten. Ondan sonra Diyarbakırlıydı çocuklar. Öyle birkaç, 3-4 tane aile buradan geriye rücu etti Bursa'dan. Böyle haber alıyorum dediğim, haber aldıklarım onlar. Çocuklar buradan rücu ettiler. Onlar derslere falan geliyorlardı Şeyh Efendi'nin zamanında. Hala da irtibat devam ediyor. O çocuklar derslerine devam ediyorlar orada. Ondan sonra hatta böyle bir ara sıkıntı yaşadılar. Dedim gelin gene tekrar göçün dedim. Sıkıntı yok. Hatta burada yerleri var onların. Böyle kiraya falan verdiler burada. O haber aldığım yerler onlar. O çocuklardan alıyorum bilgileri. Onlar hatta bir tanesi böyle abi hükmündeydi. Onların kardeşlerini falan da getiriyordu. 3-5 kardeş derslere. Babası falan geliyordu. Onlardan alıyorum bilgileri. Onlar hala da esnaflığa devam ediyorlar. Orada tekstil işi yapıyorlar. Kumaş satıyorlar. İşte ev tekstili falan yapıyorlar. Ergani'de var. Diyarbakır'da var. Ondan sonra öbür çevre illerde var. Öyle 3-5 tane arkadaş. Onlardan alıyorum bilgileri. Onlar da bana işte diyorum bu surda ne oluyor? Neden bu kadar problem çıkıyor? Suru anlatıyorlar bana. Onlar anlatıyorlar. Hatta bir tanesi İzmit'e kadar gelmiş Kocaeli'ye. Ondan sonra Kocaeli'de kalmış. Telefon açtı bana. Dedi Kocaeli'de kaldım. Yani Allah affetsin yanlış anlaşılmasın dedi. Parasız kaldım burada dedi bana. Dedim ya orada böyle böyle arkadaşımız var. Ondan sonra neyse artık oradan kendi işini çözmüş yoksa sana gönderecektim orada. Onlardan alıyorum bilgileri. Allah yardımcılar olsun. Rusya'nın Türkmenler üzerine yüzlerce bomba attığı bir zamanda Cumhurbaşkanımızın barışmaya gayret etmesi ne kadar doğru? Bunlar devlet idaresi. Devlet aklı ve mantığı farklıdır. O yüzden benim her zaman tezim budur ya, ben kalkıp da devlet idare edecek bir kimse değilim. Devletin içerisinde çalışan mekanizma nasıl onu da bilemeyiz. Oturduğumuz yerden ya bunlar Rusya'yla nasıl barışmaya kalkıyorlar? Bunlar devlet siyaseti. Şu anda barışması gerekiyordur. Barışır, yarın savaşması gerekiyordur. Savaşır, 3 gün sonra o barış tekrar bozulur, savaş tekrar bozulur, bir daha barışır. Acaba savaşıyorlar mıydı da şimdi barışa çekildiler? Bilemeyiz ki bunlar. Devlet ve millet olarak Türkmen kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? Sonuçta devlet ve millet olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Lavaboda ezan okunurken lavaboda sak günah mı? Değil. Bankada güvenlik görevlisi olarak çalışmak günah mı? Faizin çok döndüğü yer, faizin dönmediği yer mi var? Faizin dönmediği bir yer söyleyin, gidelim oraya yerleşelim. Türkiye'de bir yer gösterin, bir kurum gösterin, faizin dönmediği bir yer var. Namaz kılarken çok esniyorum, bunun nedeni şeytani, hadis-i şerifte öyle diyor. Günümüz şartlarında 90 kilometreye yaklaşık 1 saatte gidilebilirken ve arabalarımızdaki konforlar had safhadayken seferiliği kötüye kullanıp buradan Karacabey'e giden seferiyim deyip oruç tutmuyor. Bu konuda görüşleriniz neler? 90 kilometre ileri gidiyorsa oruç tutmayabilir. Seferlik konforla alakalı bir şey değil. İsterseniz uçakla gidebilirsiniz. Hatta yum gözünü aç gözünü yapabilirsiniz. Seferlik seferliktir. İslam'ın hukuku bu. Sefere çıktığınızda işte o namazların kısaltılacağına dair ayetle sabit. Değil mi hocam? Ayet değil mi? Oruç bir tek ayetle sabit değil galiba. Değil mi? Namaz ayetle sabit. Evet. Namaz ayetle sabit. Orucu tutup tutmamayı hadiste tespit ediyoruz. Tabi hadisi inkar edenler için söylüyorum. Bu seferliliğin ne kadar olduğuna dair de bir rivayet yok ayet-i kerimede. Yani bir kimse hadisleri reddettiğinde kendi kafasına göre kural koyup ben Bursa'dan dışarı çıktım seferiyim diyebilir. Veyahut da bir kimse şunu diyebilir. Ben bir odadan bir odaya geçiyorum seferiyim. Hadis inkarcıları var ya şimdi. Seferlik. Diyor ki siz sefere çıktığınızda tamam. Bir kimse bir mahalleden bir mahalleye gidiyor. Ben sefere çıktım derse ona hayır bu seferi değilsin kim diyecek? Bir şey inkar ediyorlar ya. Diyeceksin ya bu hadisleri inkar ettik. Hadis yok. Evet. Siz sefere çıktığınızda namazlarınızı kısaltınız diyor ayet-i kerimede. İyi, kısaltmak ne kadar? Namazı kısaltınız dedi. Öğlen namazını ben kısaltmaktan bir rekat olarak alırsam ne olacak? Ben kısaltmayı niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Fatiha'yı okudum. Hatta okumadım. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah dedim. Benim namazım bitti desem diyecek kim bana bitmedi diyecek. Hadisleri inkar ettik ya. Hiçbir hadis sahih değil. Mustafa İslamoğlu da öyle diyor. Hiçbir hadis sahih değil. Kime göre sahih diyor? O hadisleri toplayana göre sahih diyor. Herkesin bir sahihi var diyor. O yüzden diyor muteber bir hadis kitabı yoktur diyor. Bunu söyleyen Mustafa İslamoğlu. Kadere iman da yoktur diyor. Bunu da söyleyen Mustafa İslamoğlu. Kabir azabı da yoktur diyor. Bunu da söyleyen Mustafa İslamoğlu. Muteber hadis yok. Bunu da söyleyen Mustafa İslamoğlu. Muteber hadis kitabı da yok. Size tavsiye edeceğim muteber bir hadis kitabı yok diyor. Size tavsiye edeceğim. Hadis kitapları muteber değil. Hadisler de bu noktada sahih değil. Bir kimse seferliğini nasıl hükmetecek? Sefere çıktığınızda da namazı kısaltınız demiş. Bu namazı kısaltmaktan ne anlayacak bir kimse? Bu hadis inkarcılarının karşısına bir tane hadis hocası veya fıkıh hocası çıkarmıyorlar. Ramazan her gece birisi bir televizyonda dolaşıyor. Bu millet de bunları dinliyor. Bir de TRT'nin televizyonuna çıkıyor bunlar. Devlet televizyonuna çıkıyor. Bu bir proje. Bu tamamiyetle bir proje. Bununla alakalı şeyden sonra, Ramazan'dan sonra esaslı bir çalışma yapıp bunu gündeme koyacağız. Bütün her yerde. Bu hadis inkarcılarına karşı biz de mücadele edeceğiz. En önemli mücadelemiz Bay Ramazan'dan sonra Allah izin verirse hadis inkarcılarına karşı. Ve bunlar gün geçtikçe çevre buluyorlar, yer buluyorlar. Gün geçtikçe zemin buluyorlar. Çünkü gaflete düşmüş, gaflet içerisinde dolaşan, dini bilmeyen Müslümanların hoşuna gidiyor. Farkında değiller. Yani kadınlar ay hali olduğu zaman da işte oruç tutabilirler. Ay hali olduğu zaman oruç tutabilir dediğinde namaz kılmasına da müsaade edeceksin. Namaz kılmasına müsaade ettiğinde dikkat edin. Mescide girmesine de müsaade edeceksin. Ona müsaade ettiğinde Kur'an okumasına da müsaade edeceksin. Kur'an okumasına müsaade ettiğinde cinsel ilişkiye de müsaade edeceksin. Bakın iş nereye gidiyor? Yürüdü iş. Buraya kadar gittiğini, o gidip gitmediğini bilmiyor onlar. Ya ayet-i kerimede zina eden kadınlara 100 değnek vurun diyor. Zina eden erkeğe de 100 değnek vurun diyor. Bunu bekarlarla alakalı. Başka bir ayet-i kerimede de onlara ölüm gelinceye kadar hapse atın, onları evlerinde tutun dediği şey var. Şimdi normalde o zaman evli veya bekar kadınlar zina ettikçe 100'er sopa vurduktan sonra temizlenecek, bitecek mi iş? O zaman evli bir kadın istediği adamla istediği zaman zina edip 100 sopayı vurulacak, bitecek mi mesele? Hadisleri inkar edenin bazen geçenlerde sohbette dedim edebi müsaade etmiyor diye. Hadisleri inkar eden adama gideceksin. Senin eşin başka bir adamla zina ederse, yatarsa 100 sopayı vurup temizlenmiş olarak nikahına devam edeceksin diye soracaksın ona. Bunlar arkasından ne geleceğini bilmiyorlar. Nesebi bozacaklar. İnsanların ahlaklarını çökertecekler. Avrupalı olacağız biz yani onların tabiriyle. Yani bir kadın istediği kimseyle zina edecek. 100 sopa değil mi? Vur 100 sopayı, bitti işimiz. Evlisin sen. Diyanet zaten nikahın düştü diyemiyor. Diyanete telefon açtırıyorum, sorduruyorum. Diyanet şunu diyor. Resmi olarak kimle evlisin? Evlenme vakti kimle? X kimseyle. Onunla nikahın devam ediyor diyor. Diyemiyor. Sen bu şartlarda nikahın devam etmesi mümkün değil diyemiyor. Hadisleri inkar eden bir profesöre bunu sormak istiyorum aslında. Böyle telefonu çalıyorum, çaldırıyorum bir türlü düşmüyor. İnkar mı ettin hadisleri? Evet kardeşim. Senin eşin bir başkasıyla zina ettiğinde nikaha devam edecek mi, etmeyecek mi? Bana onu söyle. Yok. Ayet-i kerimelerde zorla tecavüzün cezası yok. Zorla tecavüzü zina cezasında tutarsan 100 değnek vuracaksın. Adam gelecek senin karını kızını, çok affedersin, zorla tecavüz edecek. Ayet-i kerimeye göre sen 100 değnek sopa vurabileceksin ona. Bu ahlaksızlar, bu edepten uzak olan, kendini bilgili gören, bu dini ifsad etmeye çalışan kısa akıllılardan çekeceğimiz var bizim. Yani bir kimsenin kızına gelecek bir kimse tecavüz edecek, onun ayet-i kerimede karşılığı 100 değnek. Hadis-i şerifteki karşılığı idam. Rejim edilmesi lazım. Normalde eşcinselliğin ayet-i kerimede karşılığı yok, cezası yok. Yani Lut kavmini helak etmiş. O Lut kavmiymiş. Şimdikine nereden hükmedeceksin? Hükmeden Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Eşcinselliğe ölüm cezasını, rejim cezasını hükmeden Hazreti Ali Efendimiz. Lut kavmine verilen cezadan içtihat ederekten hükmetti. Eşcinselliğin ayet-i kerimedeki karşılığı rejim değil. Bunların derdi bu. Bunlar eşcinsel sever bunlar. Bunlar eşcinsel sever. Neden? Avrupalı olacağız ya. İleri demokrasi dedikleri. Fethullah Gülen'in de Amerika'dan ileri demokrasiden geri dönüş yoktur dediği ileri demokrasi bu. Ne o ileri demokrasi? Eşcinsel evlilikler. Ayet-i kerimede karşılığı yok. Birisi gelecek birisinin oğluna tecavüz edecek. Karşılığı yok bunun ayet-i kerimede. Dini olarak karşılığı yok. Ya hadis-i şeriflerde var. Hadisleri inkar ederekten insanların ahlaklarını ve namuslarını paçavraya çevirecekler. Bunlar bu kadar ahlaksızlar. Neyle nereye gittiklerinin farkında değiller, nereye toslayacaklarının da farkında değiller. TRT'si, Diyaneti, cemaatleri, tarikatları toplanmışlar hepsi de bir yerde. Hadislerin neresinden oyarız, yontarız, neresini yok ederiz diye bakıyorlar. Bunların hepsinin önünde prof lakabı var. Hadisleri inkar ediyorlar. Bana söyle eşcinselliğin cezasını söyle. Dini cezasını söyle. Tabi iyi sevilikte, şu anki bozuk iyi sevilikte bunun cezası yok. Bozuk mu sevilikte de bunun cezası yok. Ne olacak? Bir cezası olan ne var ortalıkta? İslam kaldı. Cinsel suçlara ceza kesen bir tek ayakta İslam kaldı. Bunların da bu hoşlarına gitmiyor. Dertleri bu. Bu kadar mı çok eşcinsel seviyorlar bunlar bilmem. Ama yok. Hadisleri inkar ediyor adam. Hadisler sahih değil diyor. İyi. Hadisleri inkar ettin. Senin karın zina etti. Ne yapacaksın söyle bana. Hadi 100 sopa vur. Sen evde vur o zaman 100 sopayı. Sen zina ettin. Ha 100 sopa vur tamam de. Vur evde o zaman. Sen bitti iş o zaman. Kadın gitsin ertesi gün başka canının çektiğine gitsin. Sen de git başka canını çekiyorsa sen de yap. Erkek için de geçerli. Herkes gücü yetenle yaşasın. Ne oldu? 100 sopa vur bitti. Bitti. Bu kadar basit. Kimse nereye gideceğini bilmiyor ki. Fıkıh okumuyorlar çünkü. Bu millete fıkıh okutmuyorlar. Fıkıh okutmuyorlar. Fıkıhı düzgün insanı da konuşturmuyorlar. Onu da konuşturmuyorlar zaten. Sen ayet hadis dersen konuşturmuyorlar seni. Sen ayet hadis icma ümmet dediğinde bitti iş. Sen ne? Öyle ayet hadis olur mu? Onların kafası İmam-ı Azam'dan fazla çalışıyor. İmam-ı Şafi'den, İmam Maliki'den, İmam-ı Hanbeli'den fazlalar. Onların hadis bilgileri Buhari'den, Müslüm'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, İbn-i Mace'den üstünler. Onlar İbn-i Hıbban'dan üstünler. Onlar bütün hadisçilerden bugüne kadar gelmiş olan bütün hadisçilerden üstün onlar. Onlar kim ki? Veyahut da o 4 tane büyük mezhep imamı fıkıhı kim ki onlar? Hayrettin Karaman dahi ben bugünün İmam-ı Azam'ıyım, ben İmam-ı Azam'dan da iyiyim diye kulaklarımla duydum. Adama karşı muhabbetim vardı, eyvah dedim ya, bu ne diyor dedim ya. Ben kendimce diyordum ya bu adam hani biraz daha böyle şey... Muteber bir kimse dedim. Kulağımla duydum. Ya İmam-ı Azam'ı attı kenara ya. Koca İmam-ı Azam ya. 40 yıl yatsı namazıyla yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmış bir adam. Mübarek. 40 yıl. Yoldan geçerken kadının birisi demiş ki şu imam var ya demiş. Yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılıyormuş. Yani arada hiç uyumuyor. Ben insanlar benim üzerimde böyle bir zan beslemişler. Bu zanları yalan gitmesin. Bu zan üzerine onların böyle bir zanları hani boşa çıkmasın diye Allah rızası için öyle yaşamaya çalışmış. Tuvaletteki taharetlendiği su kabı testisi kırıldı diye oturup hüngür hüngür ağlıyor. Soruyorlar ya imam neden ağlıyorsun? Tuvalette diyor taharetlendim testim kırıldı. Bir testi alırız. Şimdi diyor ikinci bir testi benim edep yerimi görecek. Ona üzülüyorum diyor. İkinci bir testi edep yerini görecek diye çocuklar gibi oturduğu yerde ağlayan bir İmam-ı Azam. Böyle bir edebe sahip. Bırak testi, şimdi milletin her tarafı görünüyor, her taraf meydanda. Hiç kimsenin umurunda değil. Erkekler dahi streç pantolon giyiyor. Erkeklerin ayağında streç pantolon var. Her şeyleri meydanda. Önceden kadınlardaydı bu. Biz kadınlara diyorduk streç pantolon giymeyin. Hani giyecekseniz de mantonun altına giyin, şöyle giyin diyorduk. Vücut hatlarınız belli olmasın. Erkekler streç pantolon giyiyor şimdi. O İmam-ı Azam. Adam ben ondan büyüküm dedi. Şimdi Mahmud Efendi'nin talebeleri diyor. Bizim imamlarımız İmam-ı Azam kim ki diyor. Ondan daha iyiler. Hadis-i şerif. Siz ilklerin yolunu seçiniz. Yok, Allah muhafaza eylesin. Amin. Osmanlı Devleti'nde padişahlığın babadan oğula geçmesinin dinen bir hükmü var mıdır? Yok, devlet idaresi bu. Dinen bu noktada din böyle diye emrediyor diye bir şey yok. فَعَلَمَنَّهُمْ لَا destur.